Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar resmi hesabından yaptığı paylaşımda Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 süpersonik füzesinin atış görüntülerini yayımladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Sinop açıklarında bulunan hedefi İHA-230 füzesi ile başarıyla vurdu. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan İHA-230 süpersonik füzesinin ilk deneme atışı Aralık 2022'de gerçekleştirilmişti. Akıncı B TİHA'dan atılan ve Roketsan tarafından TRG-230 güdümlü topçu roketinin SİHA'lardan kullanım için geliştirilen konfigürasyonu TRG-230 İHA ile 100 km uzaklıktaki hedef başarıyla vurulmuştu. Atış testinde platform olarak Akıncı B TİHA kullanılmış ve atış 25 bin fit irtifadan yapılmıştı. Çorlu'da Baykar tesislerinden havalanan Akıncı B'den bırakılan TRG-230 İHA, havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda hedefine ulaşmıştı. Atış esnasında kanatçık takımının kendi ekseni etrafında dönmesi ise dikkat çekici bir durum. Gerçekleştirilen atış ile Türkiye havadan karaya süpersonik balistik füze kabiliyeti kazanmıştı. Şu anda İHA-230 olarak adlandırılan füze, belli bir başlangıç hızı ve irtifasına sahip olduğundan 20 ila 150 km arasında etkili menzile sahip. Söz konusu kabiliyet kapsamında uzak mesafelerdeki sabit hedeflere angajman için seyir füzelerine kıyasla daha maliyet etkin bir alternatif kazanıldığı değerlendirilebilir. Roketsan tarafından geliştirilen ve kendini farklı muharebe şartlarında ispat eden TRG-122 ve TRG-230 füzelerinin SİHA platformlarına entegre edileceği dile getirilmişti. İlk etapta KKS güdümlü TRG-122 ve TRG-230 füzeleri entegre edilecekken lazer arayıcı başlıklardaki optimizasyonlardan sonra daha hassas vuruşlara olanak tanıyan KKS artı lazer güdümlü TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri entegre edilecek.